Tüylü kurbağa Orta Afrika'da yaşayan bir canlıdır. Bu kurbağalar tehdit altındayken kendilerini savunmak için parmaklarındaki kemikleri kırarak onları birer pençe gibi kullanır. Saldırıdan sonra kırılan kemiğe ne olduğu tam bilinmezken araştırmacılar kasların gevşediği bir zamanda kemiklerin yerine kaydığını düşünüyorlar. Patlayan karıncalar Malezya'ya özgü bir karınca türüdür. Yürüyen bombalar olan bu karıncalar herhangi bir tehdit algıladıklarında kendilerini patlatırlar. Karıncanın vücudunda bulunan güçlü zehirler patlamayla birlikte düşmana yayılarak ölümüne sebep olur. Turritopsis notrucula 4,5 mm büyüklüğünde olan minik bir deniz anası türüdür. Bu deniz anaları yaşlanarak ölmedikleri için ölümsüz deniz anası olarak bilinirler. Turritopsis notrucula erişkin hale geldikten sonra genlerinde değişiklik yaparak çocukluk evresine geri döner ve bu döngü içerisinde sonsuza dek yaşayabilir. Bu garip deniz anasının ölümü yalnızca başka bir canlı tarafından yenilmesi veya üzerine basılması gibi bir dış etkenle gerçekleşir. Bombardıman böceğini diğer böceklerden ayıran özellik püskürttüğü sıcak ve zararlı kimyasal silahtır. Böcek kendine yaklaşan bir tehlike fark ettiğinde kimyasal silahını devreye sokar. Devreye giren bu silah hidrojen peroksit ve hidrokinon attığı iki kimyasal maddenin bir karışımıdır. Kimyasalın yarattığı tahribat böcekler ve küçük yaratıklar için ölümcül olabildiği gibi insan derisi için de acı vericidir. Biz insanlar yalnızca mor ötesi ile kızıl ötesi arasında yer alan küçük bir skalayı renk olarak algılayabiliriz. Bu küçük aralıkta gözlerimizin algılayabildiği renk sayısı ise 1 milyondan fazladır. Mantis karidesleri ise 20 farklı fotoreseptör pigmentine sahiptir. Bu bakımdan insan gözüne göre renkleri çok daha ayrıntılı görürler. Ayrıca bu canlılar elektromanyetik spektrum frekanslarını görüntüye çevirebiliyor, dairesel polarize ışıkları kızıl ötesini ve mor ötesini ayırt edebiliyorlar. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre mantis karidesinin vücuttaki kanseri de gördüğü tespit edilmiş ve bu yeteneği taklit edebilen bir kamera yapımına başlanmıştır.